Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dairede alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa 145'teyiz. 145'te şu soruda kalmıştık arkadaşlar. Evet, soruda ne diyor? AB o merkeze yarım çemberin çapıymış. Evet, burası çapı. CB çembere B noktasında teğet. Teğetse merkez teğet çektikten buranın 90 derece olduğunu fark edebiliyorsunuz herhalde. E, S1 ile S2 birbirine eşit verilmiş. Ee, buna göre diyor çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet S1 alanı ile S2 alanı birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Yani burada kalan A ise burada kalan da nedir? A alınır Bakın farklı yerlerde alan eşitliği verildiyse beyaz bir alan vardır mutlaka. Oraya bir B deyin. Dikkat edin A artı B alanı kaç yaptı? A artı B alanı ne yaptı? Size bir soru soruyorum. A artı B'yi bakın bakın burada hangisi A artı B? İki tane A artı B var değil mi? Bir burada hocam üçgenin alanı bir üçgen alanı A artı B bir de yarım dairenin alanı A artı B yarım dairenin alanı A artı B yani bunlar birbirine eşit. Evet üçgenin alanı nedir? 4 çarpı 2 R bölü 2 dik üçgen olduğu için 4 çarpı 2 R bölü 2 Eşittir yarım dairenin alanı. Yarım dairenin alanı da pi r kare bölü 2. Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. R'nin bir tanesi gitti mi? Gitti. Yani buradan 8 eşittir pi r'ye geldi. Buradan da r'yi yalnız bıraktığımız zaman 8 bölü pi eşittir r yaptı. Evet cevabımız ne yaptı böylelikle arkadaşlar? 8 bölü pi yaptı. Evet dediğim gibi farklı yerlerde alanlar eşit verildiğinde boşluğa da b edin. A artı b alanı bakın hem üçgenin alanı hem de yarım dairenin alanı yaptı. Ve geldik biraz yeni nesil sorulara, ilginç sorulara. Yani yeni nesil dediğimiz sorularda arkadaşlar korkmuyorsunuz. Artık alıştınız. Hem benden alıştınız hem kitaptan alıştınız. Böyle bir şeyleri şekli koyar ya da hiç koymaz. Bir şeyleri böyle ifade eder. Sizin bulmanızı ister falan filan gibi arkadaşlar. Bakın şöyle bir soru yazmışım. Ne yazmışım? Yarı çap uzunlukları 1 santimetreden büyük ve bir tam sayı değerine sahip çemberler Şekildeki gibi ABCD dikdörtgeninin kenarlarını ve birbirine teğet. Dikdörtgenin kenarlarına ve birbirlerine teğet olacak şekilde konulmuş. ABCD dikdörtgenin çevresi 220 olduğuna göre. Şimdi doğru. Arkadaşlar. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Merkezlerin hepsini birleştirdik. Bunlar teğetse merkezleri bu şekilde doğrusal yapmak zorunda merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bunlar bizim hep anahtar kelimelerimiz arkadaşlar, değil mi? Merkez teğet çektik. Şuralarda da yapabilirim de gerek yok. Şu şu işlerde yaptım ya yeterli olacaktır. Şurası R, burası R, burası R. Aa, burası 2R yaptı. Hatta burası da 2R. Sonra burası R R. Ne kadar çember varsa o kadar 2R var mıdır? Bakın burası da 2R. Böyle böyle gidiyor. Burası da 2R değil mi? Bakın. Çember kadar 2R. 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 En son 2R. Çember kadar 2R olacak. Yani X tane çember varsa ben buraya X çarpı 2R diyeyim. Tamam. Yani burası ne yaptı? 2XR yaptı arkadaşlar. Peki. Şimdi dur bakalım. Bize dikdörtgenin çevresini 220 demiş. O zaman 2XR burası. Yukarısı da 2XR. 4XR. Evet. 4XR artı 2 r 2 r de dik kenarlarda yani 4R yaptı. Eşittir. 220 4. Her ikiye tarafı 4 parantezini alsan ya da 4'e bölsen bir de 4R parantezini al hadi. Tamam. 4R parantezini alayım. 4R parantezini aldığımızda X artı 4 eşittir. 220 O zaman 4'e böldüğümüz zaman 2'ye böl. 2'ye böl. 55 yapıyor. R çarpı X artı 4 R çarpı X artı 4 eşittir 55 yaptı. Şimdi dur bakalım. ABCD dikdörtgenin çevresi 220 cm olduğuna göre çemberlerin yarı çap uzunlukları en küçük değeri aldığında bu tam sayı diyordu arkadaşlar. O zaman burada 55'in çarpanları olacak. Mesela 1'e 55. Mesela 5'e 11 değil mi? 5'e 11. Ya da başka ne olabilir? 11'e 5 şeklinde de olabilir arkadaşlar. Yarı çap 1 değerini de alır. 5 değerini de alır. 11 değerini de alır arkadaşlar. Çünkü yarı çap tam sayı değerine sahip diyordu burada. Evet. Yarı çap da en küçük değerini aldığında. Yani en küçük değeri hangisi arkadaşlar burada? 1. Ama yarı çap uzunlukları 1 santimetreden büyük diyor. O zaman 1 olamaz. Yarı çap uzunluğu kaç olacak o zaman arkadaşlar? 5 olacak. Tamam. Olay bitti o zaman. Yarı çap uzunluğunu 5 bulduk arkadaşlar. 1'den büyük en küçük sayı 5 yapar burada. E, bu, buna göre diyor. Çemberler ile e, dikdörtgen ile çemberler arasında kalan bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor bize. O zaman dikdörtgenin alanından. Ha bu arada x'i kaç buldum? Bu arada ben r'yi kaç buldum? 5 buldum. r 5 ise x artı 4'ün 11 yapması lazım. 11 yapması için buraya kaç kaldı arkadaşlar? 7 mi kaldı? Evet 7 kaldı. Evet r'yi 5 buldum. x'i de 7 buldum. Yani 7 tane çember var burada. O zaman ben taralı alanını bulurken dikdörtgenin alanından. Dikdörtgenden. Kaç tane? 7 tane daireyi çıkartacağım arkadaşlar. 7 daireyi çıkartacağım. O zaman şu kenarları da artık bulduk mu? Dikdörtgen için. R'yi 5 bulmuştuk. 5. 5 kere 2 10. O zaman bu R5. X de 7. 5 kere de 35 yaptı değil mi burası arkadaşlar? 5 kere de 35 yaptı. Bir de 2 ile çarptım. 70 yaptı burası. Şimdi dikdörtgenin alanından. Dikdörtgenin alanı ne yapıyor? 10 çarpı 70'ten. 7 tane dairenin alanını çıkartacağım. 7 tane daire 7 tane pi r kareyi çıkartacağım arkadaşlar. R kaçtı? 25'ti. 5'ti pardon. 5'in karesini çıkartacağım. Yani cevabımız ne yapıyor? Ne yapıyor o zaman? 700 eksi 25 çarpı 7. 25'te 7'yi şurada hemen cevap vereyim. 5 kere de 35. Elde var 3. 14. 7 kere 2 14. 3 de elde 175. Evet. 175 pi yapacaktır. 700 eksi 175 pi yapar cevabımız arkadaşlar. Bak ciddi anlamda çok basit. Tekrarlayalım isterseniz. Şunlara RR dedim. Burası X çarpı 2R. 2R'den X tane var. Burası çevresi topladık arkadaşlar. Çevresini topladıktan sonra da 220 eşitledik. Ve burada yarı çap uzunluğu 1 santimetreden büyük ve tam sayı olacak. 1 santimetreden büyük ve tam sayı olduğu için arkadaşlar... Ee, tam sayı olduğu için R 1'e 55 olabilir. 5'e 5'e 11 olabilir. 11'e 5 olabilir. Hatta burada 55'e 1 de olabilir de R'nin küçük değeri kaç yapıyor? 5 yapıyor. Çünkü 1 yapıyordu da birden büyük dediği için 5 yaptı. O zaman R5 iken arkadaşlar e, X'i de kaç bulduk? E, şu X art 4'ün 11 yapması lazım. X art 4 11 ise X'i de 7 bulduk buradan arkadaşlar. E, X7 ise yerine yazdık. Dikdörtgenin alanından 7 tane daireyi çıkartarak aradaki boşluğun alanını da bu şekilde bulmuş oluruz. Zor bir soru bu. Aslında değil. Soruyu okuduğu, okuyup verilen bütün bilgileri kullandığınız sürece kolay bir şekilde çıkmıyor mu? Çıkıyor kardeşim. Yeter ki iyi bir şekilde soruyu oku. İyi bir şekilde soruyu anla. Mesela buradaki gibi. Şimdi bu soruyu arkadaşlar soruyu okuyalım. İki farklı şekilde yazdım bu soruyu. A şıkkı ve B şıkkı. Şimdi burada havuz şeyde gibi gözüküyor da dur bakalım soruyu okuyalım da. Şimdi arkadaşlar etrafı duvarla çevrili bir bahçenin içinde eşkenar üçgen şeklindeki bir havuz vardır. M köşesinde 6 metre bir iple bağlanan koyun. Bu arada BC alttan büyükmüş. Çünkü koyun böyle gezerken bahçenin dışına ip sarkmayacak arkadaşlar. Tamam mı? BC alttan büyük. Yani şuraya kadar geliyor mesela koyun ipi. Ya da MC de alttan büyükmüş. Tamam mı? Aslında şurası DK'yı da 2'den büyük yazmam lazım. Ben, ben, yazayım isterseniz. DK büyüktür 2. Çünkü bu, bu buraya geldiği zaman da şuradan böyle DK şuraya açmayacak arkadaşlar. Tamam mı? Neyse devam edelim. Ee, havuz zeminle aynı hizadaysa şimdi iki farklı şekilde düşünün. Bir şu havuz atıyorum zemin böyle ya zemini kazdım içine su doldurdum. Öyle düşünün. B şıkkında dediği ki, havuzun kenarları belli bir yükseklikte örüldüğünde yani şu şekilde şekildeki gibi belli bir yükseklikte olduğunda nasıl olacak? İki farklı şekilde soruyu yazdım arkadaşlar. Burayı çok dikkatli dinleyin. A şıkkını yapayım. A şıkkını şeklin çizerek yapayım hatta. A şıkkı şöyle arkadaşlar. Bir havuzumuz var. Bir havuzumuz var. Şöyle küçük çizeyim. Bir havuzumuz var. Zemin şöyle. Zeminle birlikte arkadaşlar havuzun şeyi. Havuz burası. Tamam mı? Bizim otlayacağı yer burası. Buraya iple bağlandı. İp ne kadar uzunlukta? 6 cm uzunluğunda. O zaman buraya iple bağlandıysa 6 cm uzunluğunda dairesel bir hareket yapacak mı? Yapacak. Şöyle mi olacak? Böyle olacak arkadaşlar zeminle aynı seviyedeyse bu ip suyun üstünden de geçebilir. Yani şuraya da gelebilir arkadaşlar. Öyle bir kesik bir şey aranmıyor arkadaşlar. Yani bizden ne isteniyor o zaman? Şuradaki dairenin alanı isteniyor arkadaşlar. Şu havuzu çıkartacağız. Çünkü soru böyle değil mi? Havuz zeminle birlikteyse kazmışım. Soruyu öyle düşünmüşüm. Tam yazamamış da olabilirim ama öyle düşünün arkadaşlar. Zeminle birlikte yani ip burada suyun üstünden de geçebiliyor yani böyle. Tamam mı? Belli bir yükseklikte olunca ne olacak? Biraz sonra oraya geleceğim şimdi. Yani bizim koyunumuz en fazla M noktasına sabit olduğu için buraya kadar gelebilir. Buradan böyle M noktasına dahil olduğu için dairesel bir hareket yapar. Bir otlayabileceği alan da şurası yapmaz mı arkadaşlar? Bunu nasıl bulacağım? Dairenin yarım dairenin alanından bakın yarım daire oluştu burada. Değil mi? Şurası düz olduğu için. Yarım dairenin alanından neyi çıkartacağım? Eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. Evet. Şurası isteniyor arkadaşlar benden. O zaman yarım daire eksi eşkenar üçgen diyeceğiz arkadaşlar. Yarım dairenin yarıçapı 6. Pi r kare bölü 2 eksi eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Yani 36 bölü 2'den 18 pi eksi 4 kök 3 diye buluruz cevabı arkadaşlar. A şıkkının cevabı bu. Şimdi geldik B şıkkına. B şıkkında da ne demiş arkadaşlar? B şıkkında şimdi tam olarak okuyalım isterseniz. Havuzun kenarı belli bir e, dua, havuzun kenarı duvarla belli bir yükseklikte örüldüğünde yani Şalan gibi oldu ama neyse yani şurada belli bir yükseklikte örüldüğünde bizim ipimiz M'ye sabit ya böyle. Bak dikkat M'ye sabit ya. Bizim ipimiz böyle dairesel bir hareket yapacak ama böyle bir dairesel hareket yapamaz arkadaşlar. Belli bir yükseklikte ip zeminde ya arkadaşlar ip şuraya kadar geldi. Bak şöyle bir dairesel hareket yaptı. Tamam tam bunun uzantısına gelene kadar yalnız. Sonra burada ip bükülme hareketi yapmayacak mı arkadaşlar? Bak ip böyle geldi. Bundan sonra bu dönemez. Şurası kalır. Bakın şurası kalır arkadaşlar. Bu dönemez. Burada da şu merkezli dairesel bir hareket yapacak arkadaşlar. Burada da şu merkezde bir dairesel hareket yapacak. Şöyle bir dairesel hareket yapacak. Onu da şöyle göstereyim. Şu merkezde bir dairesel hareket yapacak arkadaşlar şöyle. Tamam mı? Evet 6. Ha buraya ne kalıyor? Bak burası 4 birim. Buraya 2 birim kaldı. 2 birimlik dairesel bir hareket yapacak. Hatta düzgün çizeyim ben şunu. Dur. Çok güzel çizeyim şimdi şunu. 6'lık bir dairesel hareket yapacak şöyle. 6'lık ta ki şuraya gelene kadar. 6'lık yaptı mı? Yaptı. Şurası 4 birim olduğu için buraya birim kaldı? Evet. Buradaki ip buradan sonra aynı kalır. Burada bükülecek. Burada da ikilik bir dairesel hareket yapacak arkadaşlar. Bunun tamamı 4 ya. Şu ikilik bir dairesel hareket yaptı. Şöyle. Ama buradaki açı da lazım olacak bize şimdi arkadaşlar. Dikkat. Dikkat dikkat. Yani bizim alanımız ne yaptı? O koyunun notlayabileceği alan ne yaptı? Şurası. Burası merkez açısı lazım olacak değil mi bana? Eşkenar üçgen olduğu için burası 60 ise burası kaç derece yaptı? 120. 120'lik dilim. 120'lik dilim yarı çapı 6. Şuraya yazıyorum. 120'lik dilim. 120 derecelik dilim. Yarı çapı kaç? 6. Artı. Şurada da ne yapacak arkadaşlar? Şurada da İki yarı çaplı bir daire dilimi var. İki yarı çaplı daire diliminde şuradaki açı lazım olacak bana. Burada kaçı da bakın eşkenar üçgenden dolayı burası 60 değil mi? Burası 60 ise yine 120'lik dilim yapmayacak mı arkadaşlar? Evet. O da 120 derecelik dilim. Yarı çapı kaç arkadaşlar? Yarı çapı 2 olan 120 derecelik dilim. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. 120'lik dilim yaptı. Buradan sonra ip ikilik bir daire dilimi oluşturuyor arkadaşlar. Bu bir eşkenar üçgen olduğu için 60 burası, burası 120 yaptı. 60 ise 120 yaptı. E burası da arkadaşlar e, burası 60 ise da burası da 120 derece yaptı. Burada 120'lik iki yarıçaplı daire dilimi oluştu arkadaşlar. Evet. 120'lik dilim yarı çapı 6, Yani pi r kare 120 bölü 360 artı pi r kare 120 bölü 360. Şunlar sadeleşse 3. Şu sıfırlar sadeleşse 36'lar sadeleşse burada 12 pi kaldı. 12 pi artı bu 4 pi bölü 3 yaptı. 4 pi bölü 3 yaptı. 36 3 kere 12 36 40 pi bölü 3 yapıyor arkadaşlar cevabımız. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Birincisinde ne yaptı? E, havuz ip suyun üstünden geçebiliyordu. Zeminin aynı seviyede olduğu için yarım daireden eşkenar üçgen çıkarttım. İki mantıklı soru sordum. Bence çok güzel. E, i̇kincisinde de ne yaptık arkadaşlar? Şey e, ne derler ona? Havuzun duvar yüksekliği oldu burada. Şöyle ip buraya kadar geldiği zaman ip burada farklı bir şekilde kesiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü burada hepsi birlikte dönmüyor. Dörtlük kısım burada kalıyor. İkilik kısım dönmeye devam edecek. İkilik kısım dönerken de merkez açısı bu. Buradaki açımızda 60 derece olduğundan buraya 120 derece kaldı arkadaşlar. Süper bir soru. Evet. Geldik şuraya. Arkadaşlar. Ee, kimdi ya? Ha İslam. İslam Türk. Valla mail adresi İslam Türk. Adını da sordum sonra bana dönmedi. İslam niye dönmedin bana? Bana bir şeyde bulunmuş mail atmış İslam. İslam dedi ki ya hocam hep böyle aynı tarz sorulardan gidiyoruz değil de katlamanın her tarzını gösteriyoruz tabii ki. Biraz daha değişik soru. Mesela çivili tahtayla tekerlekle ilgili bir soru yazabilirsiniz dedim mesela. Tamam yazdım İslam. Valla teşekkür ederim. Hem de çok güzel bir soru oldu. Aşırı derecede güzel bir soru oldu. Sayende bu soruyu sayende çıktı. İslam Türk mail adresiyle bana ulaşan kişi aynı mailden bana lütfen mail at. Sana bir kitap borcum var. Birincisi bu. İkincisi bir fasikül borcum var. İkincisi şu. Arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Çok zor bir soru değil. Ödüllü soru. Ne yapacaksınız? Hadi bakalım uğraşın soruyla. Uğraşın soruyla yalnız dikkatli olun. Tamam mı? Herkesten de yorum bekliyorum yine. Ya hocam güzel soru. Kolay soruydu bilmem ne. Ama bence kolay bir soru ya. Öyle zor bir soru değil. Soru olarak güzel bir soru. Yazılırken çok zorlandı. Hatta burada e, ben şöyle yazsam mı dediğimde Mehmet Hoca, Mehmet Karayel biliyorsunuz e, soruyu daha da zorlaştıracaktım. Öyle yapma dedi. E, sıkıntı olur dedi. Çok da zorlaştırmak istemedim. Bu şekliyle kaldı. Buradan Mehmet Hocam sana da selamlar. Ee, dikkat edin arkadaşlar. Güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Hepiniz büyük ihtimalle ya bir tuzağa genelde böyle çemberde tuzaklık bir soru yapıyorum ya. Siz de burada büyük ihtimalle bir yerde bir tuzağa düşeceksiniz arkadaşlar. Bakalım inşallah o tuzağa düşmezsiniz. Hadi kapat videoyu. Kendin çöz. Uğraş. Sonra cevabına bak bakalım. Doğru mu yanlış mı? Hatta videoda da ben şurada yanlış yapmışsınızdır büyük ihtimalle deyip devam edeceğim arkadaşlar. Soruyu okuyalım. İslam Türk bu arada Lütfen bana ulaş. Aynı mailden mail at bana. Tamam mı? Aynı mailden. Şimdi herkes ben İslam Türk, İslam Türk diye şey yapar. Şimdi mesaj atar. Neyse. Devam ediyoruz. Soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki şekil 1'de at arabasının tahtadan yapılmış tekerleğinin daire şeklindeki ön yüzü gösterilmiştir. Daire şeklindeki. Buzlu yollarda tekerleğin kaymaması için 7 cm uzunluğundaki 6 tane çivi şekil 2'deki gibi eşit aralıklarla çakılmıştır. Evet. Buzlu yolda çivi çakmışız. Ne arkadaşlar çivi batacak mı arkadaşlar işte. Neyse bir hikaye uydurayım demiş buraya. Ya da çivi çaktık öyle yürüttük tamam mı? Hikayeyi boş verin bazen hikayeler de tam uymayabiliyor arkadaşlar. Ee, çivilerin uzantıları dairelerin merkezinden geçiyor ve her çivi tahtaya 3 cm girmiş. Ha dur. Her çivi tahtaya 3 cm girmiş. Bizim çivimizin uzunluğu kaçtı? Çivimizin uzunluğu kaçtı? 7 idi. Ee, çiviler 3 cm girdiyse o zaman burası 4 santimetre midir arkadaşlar? Her bir çivinin şuradaki uzunluğu 4 santimetre mi? Evet. Çünkü çivinin 3 santimetresi girdi diyor. Ve bu çivilerin uzantısı da nereden geçiyormuş arkadaşlar? Şu merkezden geçiyormuş. Bunu da unutma. Tamam, devam edelim şimdi. Çivili tekerlek bir turu tamamladığında 144 santimetre yol aldığına göre tekerleğin görünen yüzeyin alanı kaç santimetredir? Evet çivili tahta bu arada yola giderken arkadaşlar ee, batmayacak şey buza falan batmayacak arkadaşlar o şekilde tasarlanmış yoksa ee, ne derler ona soru çok kolay olurdu değil mi bu şekilde çivili tahta şey gidecek arkadaşlar ne kadar gidecekmiş 144 santimetre gidecek arkadaşlar şimdi dur bizim burada neyi bulmamız lazım yarıçap bulmamız lazım Çivili tahta. Çivili tahtamız. Tamam şunlarda da 4 birim 4 birim aklında bulunsun. Şu dört birimi şuraya yazayım. Çivili tahta giderken şuradan şuraya. Değil mi? Çivili tahta giderken. Çivili tahta giderken. Çivili tahta giderken. Hocam çivili tahta giderken siz büyük ihtimalle şöyle düşündünüz. Çivili tahta giderken de şöyle bir dairesel bir şey oluşacak. Değil mi? Çünkü döndürüyoruz hocam bunu. Döndürdüğümüz için dairesel bir şey olacak. Yani şu dairesel bir şeyde yarı çapı kaç bunun? Şuraya R dersem R art 4 mi oldu? Yani tam tur döndüğünde çivili tekerlek bir turu tamamladığında. Yani 2 pi R artı 4 mi dediniz burada? 2 pi R artı 4 eşittir 144 ise. Aa hoca galiba şeyi yazmayı unuttu burada. 144 pi diyecekti galiba. Cık, değil işte. Dikkat edin arkadaşlar. Bu çivili tahta giderken dairesel bir hareket yapmaz ki. Kesinlikle dairesel bir hareket yapmaz. Niye? Bak göstereyim sana. Arkadaş bu eşit aralıklarla falan demişim. Çivi çakmışız demişiz. Eşit aralıklarla demişiz. Aslında nedir bu arkadaşım? Buradan buraya. Değil mi? Eşit aralık. Eşit aralıksa buradaki yayların ölçüleri kaçar derece yapıyor? Kaç tane çivi var? Alt tane çivi var? O zaman 360 bölü alttan 60'ar derece yapıyor mu? Yapıyor. Hatta şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Çivili tahta şu şekilde şey yaptığımız zaman aldığı yol şu şekilde olmaz mı? Gençler. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle çivi. Ve şöyle. Heh. Sen bunu döndür bakayım şimdi. Sen bunu döndürdüğün zaman şuradaki kısım hiç değiyor mu? Dairesel bir hareket yapıyor mu? Yapmıyor. Sen bunu döndürdüğün zaman şurası zemine gelecek. Sonra öbürünü döndürdüğün zaman burası zemine gelecek. Sonra öbürünü döndürdüğün zaman burası zemine gelecek. Yani çeviri tahtamız tam bir tur döndüğü zaman şurada ne yaptı? Düzgün altıgen yapmadı mı arkadaşlar bu? Yani düzgün altıgenin çevresi kadar yol alacak. 144 kadar yol alacak. Düzgün altıgenin bir kenarı. Arkadaşlar biraz önce de şey demiştik. Şuraya bir R dersem. Burası 4 ya. R dersem. Burası da R. Düzgün altıgende ne oluyordu? Eşkenar üçgen olmuyor muydu? Burası da 4. Ee, şu eşkenar üçgen olacak. Şurası 60 derece olduğu için R artı 4, R artı 4, 60 eşkenar üçgen. O zaman burası da R artı 4. Yani R artı 4'ten kaç tane var arkadaşlar? R artı 4'ten 6 tane gittiği zaman 144 santimetre gitmiş. Yazalım. R artı 4'ten 6 tane gitmiş. O da 144 yapmış arkadaşlar. O zaman R artı 4 çarpı R artı 4 çarpı 6 144 ise bunu 6'ya bölsek kaç yapıyor? Eee şey 2'ye bölsen 72, 2'ye bölsen 3, e, 24 mi yapıyor? Evet 24. 3'e bölsen, 3'e bölsen 24 yaptı. R artı 4 24 ise, R artı 4 24 ise R'yi de buradan kaç bulduk? 20. Evet yarı çap 20 çıktı. Ya dairesel hareket yapmıyor arkadaşlar. Dikkat edin buna. Bir altıgenin çevresi kadar yapacak bu. Altıgenin çevresi kadar yaptı. Yani altıgenin çevresi de şu düzgün altıgen düzgün altıgende ne oluyordu arkadaşlar? Alttan eşkenar üçgen oluyordu ya bir tanesini gösterdim. R artı 4, R artı 4. Burası da R artı 4 oldu. R artı 4'ten alt tanesi 144 eşitse R'yi buradan 20 bulduk. R buradan 20 ise görünen yüzün alanı nedir diye soruluyor bize. Yani cevabımız pi r kare yapacaktır. O da kaç yapar? 400 pi yapar arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır. Hatta ben bu soruyu nasıl soracaktım biliyor musunuz? çevili tahta ya Mehmet Karayel ile tartışırken şey demiştik. Ya çevili tahta yapmaktaki amaç ne? Buzda kaymasın diye. O zaman buza batacak. Bak kar demiyorum. Buz. Hayır. Buzun üstünde daha rahat gidiyor. Batmadan gidiyor arkadaşlar. O mantıkta yazılmış. Bir soru ee, batıyor deseydik şu kadar batıyor diye söylerdik soruda. Tamam mı? Çivilerin hepsi batmıyor. Bak batıyor deseydik batar diye söylerdik. Sizin mantığınızda belki şey olabilir. O çiviler batıyor olabilir ama değil. Hatta şöyle de yapabilirdik. Buza ee, ne bileyim 2 santimetresi batıyor diye de söyleyebilirdik arkadaşlar. Ama neyse önemli değil. Asfaltta gidiyor diye de düşünebilirsiniz. Burada dönerken dairesel dönüyor diye düşündünüz büyük ihtimalle. Dairesel dönmüyor. O Altıgen şeklinde bir yol alacak arkadaşlar. Altıgen şeklinde yol aldığı için burada da düzgün altıgen. R art 4 yaptı. Bir kenarı oradan da cevabı ulaştık. Ödüllü soru. Kolay bir soru. Çok kolay bir soru. TYT'de ya da AYT'de çok azacık çok rahatmış şey olur. Çünkü düşünün TYT'de adamlar bize daire ile ilgili bir soru soracak. E, düzgün altıgen. Zaten hemen hemen her sene artık altıgenle ya da beşgenle ilgili sorular soruyorlar. Alın size altıgenle ilgili bir dönme dönüşümü. Dönme dönüşümüyle de ilgili soru olarak karşınıza. Yine bu çıkabilir arkadaşlar. Ve geldim şuraya. Bu da en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Bu geçen seneki şeyde ee, nasıldı bu? Katı cisimle alakası varmış gibi gözüküyor arkadaşlar ama artık bunu hayal edebilirsiniz. Katı cisimde de yazabilirdim bunu ama Burada yazmak istedim. Bunu hayal edebilirsiniz yani en azından. Şimdi bunun da geçen sene küplüsünü yazmıştım. Küplüsünü şeye koyduk diye aynı soru olmasın diye dikdörtgenler prizmasına çevirdim bunu. Haberiniz olsun. Şimdi kenar uzunlukları 6, 8 ve 3 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir sehpanın üst yüzeyini tamamen örtecek şekilde daire şeklindeki bir örtü serilmiştir. Evet tamamen örtecek şekilde daire şeklinde bir örtü serilmiş. Buna göre örtünün sehpanın yan yüzeyinde örtemediği alan en fazla kaçtır? Valla sehpayı istediğim kadar büyüklükte serebilirdim. Sehpa ee, şu örtüyü şöyle aşağı daha da sarkıtabilirdim. Daha yarı çapı büyük seçecek olursam arkadaşlar. Hatta tam da örtebilirdim. Ama işte o yüzden ne demişim. Buna göre örtünün sehpanın yönünü örtemediği en fazla alan. Buranın en fazla alanını bulmak istiyorum. E, üst yüzeyini tamamen örtüyorsa o zaman bizim daire tam köşelerden geçmek zorunda arkadaşlar burada. Aslında bu da nedir? Bir örtü sorusu. Aslında aşağıya sarkıyor örtü. Bir katlama sorusu. Katlama sorusu ne olacak? Hop katlamaları böyle açmıyor muyduk arkadaşlar? Bizim dairemiz de şu şekilde yapacak. Bizim dairemiz de şu şekilde yapacak arkadaşlar. Ama şey olduğu için daire şeklini tam göremiyoruz. İsterseniz bunu R kareye bir düzelim. Nasıl düzelim R kareye? Şöyle bir dikdörtgenler prizması şeklinde mi arkadaşlar bu? Evet dikdörtgenler prizması şeklinde. Bir kenar 6 öbür kenar 8. Şuraya 6 yazalım şuraya 8 yazalım arkadaşlar. Bu örtümüz de nasıl olacak arkadaşlar? Aha da böyle olacak. Tamam mı? Örtümüzde böyle olacak. Yanlış şimdi düşünün. Zemin hariç yan yüzeyinde örtemediği durum soruluyor. Bu üst yüzey mi? Evet. Üst yüzeyine şey koydum. Ee, örtemediği alanın en fazla olması için buranın ne olması lazım? Tam köşelerden geçmesi lazım. Peki yan yüzeyleri de bizim düşünmemiz gerekmiyor mu? Açmamız gerekmiyor mu arkadaşlar? Evet. Mesela arka taraftaki ya da ön taraftaki şurası var arkadaşlar. Ön taraftakini de şöyle nasıl ki ben bunu açtım bu e, prizmalarda da o şekilde açabiliriz arkadaşlar. Ön taraftakini açtığım zaman yine böyle ne yaptı burası? Burası 3 birim olduğu için 3'lük e, bir dikdörtgen yaptı mı? 8'e 3'lük bir dikdörtgen. Evet şimdi bu taraftakini açıyorum. Bu taraftaki de 6'ya 3'lük bir dikdörtgen diyeyim arkadaşlar. 6'ya 3'lük bir dikdörtgen Sonra sol tarafındakini açıyorum. Yine 6'ya 3'lük bir dikdörtgen. Sonra arka tarafındakini açıyorum. Yine 6'ya 3'lük bir dikdörtgen. Benden ne isteniyor arkadaşlar? Şuradaki alan isteniyor. Dikkat. Şuradaki alan isteniyor. Çok güzel bir soru. Dikkat dikkat. E, o zaman ne yapacağız arkadaşlar biz? Bazı arkadaşlar şöyle yapabiliyor. Şöyle yapabilir arkadaşlar bunu. A hocam çapı gören çevre açı 90 derece. Tamam eyvallah. Burası 90 derece. Hocam ben buradaki alanı bulmaya çalışacağım. O zaman bak şunu ayrı bir şekilde bulmaya çalışıyorsunuz. Bunu, bunu, bunu. Sonra tüm alandan şeyi çıkartmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şu karenin alanından bu alanı çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ama burada özel bir açı falan yok ki. Şu daire kesmesinin alanını da burada bulamazsınız arkadaşlar. E ben size ne diyorum hep? Bütünsel düşünün demiyor muyum? Bak bütünsel düşün. <laughs> Benim burada şu saçma sapan taralı alanları bulmam için ne yapmam lazım? Bu saçma sapan taralı alanları bulmam için tüm alandan yani ne var burada tüm alan arkadaşlar? Şurası neydi? 6'ya 3'lük bir dikdörtgen bak burası. Ee, burası da 8'e 3'lük. Şu yükseklik açtığım zaman şu yükseklik böyle gelmiyor mu arkadaşlar? Değil mi? 8'e 3'lük bir dikdörtgen. Bizim tüm alandan neyi çıkartacağız? Tüm alandan beyaz alanı çıkartacağız. Beyaz alan neresi? Bak daire yapıyor. Yani beyaz alan dediğimiz tüm alandan dairenin alanını çıkartacağız. Tüm alan dediğimiz 6'ya 8'lik bir dikdörtgen. 1. 8'e 3'lük dikdörtgenden 2 tane var. 6'ya 3'lük dikdörtgenden de yine 2 tane var mı? Var. O zaman tüm alan dediğimiz arkadaşlar şu dikdörtgenlerin alanları. 6'ya 8'lik alandan bir tane var. 6 çarpı 8 artı 6'ya 3'lük alandan sağlı sollu 2 tane var. 2 tane 6'ya 3 var. Artı e, 2 tane de 8'e 3 var arkadaşlar burada. 2 tane de 8'e 3 var. Buradan neyi çıkartacağım? Dairenin alanı. Dairenin alanı için ne lazım? Yarı çap. 6, 8, 10 üçgeni. Zaten burası çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan bunun köşegeni çapı olmak zorunda. Burası da 10 olduğundan dolayı yarı çapımız kaç yaptı? 5 yaptı. Yarı çapımız 5. Yani pi 5'in karesini çıkartacağız arkadaşlar. Bundan sonrası işlem zaten. 6 kere 8 48 artı 6 kere 3 18 burası 36 yaptı artı ee, burası da 48 yaptı arkadaşlar. 48 48 96 96 ile 36'yı şöyle toplayayım arkadaşlar. 6 6 12 132 mi yapıyor? Evet bir de eksi 25 pi var arkadaşlar burada cevabımız da o zaman 132 eksi 25 pi olarak bulunur. Ciddi anlamda çok güzel bir soru. Katı cisimleri görseydik daha mı iyi olurdu? Belki daha iyi olabilirdi. Ama artık siz bu katlamayı nasıl açıyorsanız. Yani bunu anladınız artık siz. Bu aşağı doğru katlanmış. Bu katlaması böyle nasıl açıyorsanız. Buradaki dikdörtgeni de şöyle açmayı becerebilirsiniz bence. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada niye zemini almadık? Zemin hariç demişim. Yan yüzeylerde örtemediği alan sormuşum. En fazla kaç olur diye. Şu alanı. Tekrarlıyorum. Tüm alandan dikdörtgenlerin alanından neyi çıkartacaksınız? Dairenin alanını çıkarttığınız zaman şu örtemediği alanı buluruz arkadaşlar. Yine bütünsel düşünce tarzıyla çıktı. Çok da güzel bir soru, çok da ya mantıklı bir soru. Ya bilmiyorum da böyle bir soru çıkar ya ciddi anlamda çıkar ya. Hem kolay, hem şey. Mesela bu soru çivili tahta sorusu biraz önceki gerçekten kolay sorular arkadaşlar. Yani. Ee, şey olmazsa bilmiyorum yakın zamanda da çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü bu tür soruları piyasada yok. Dikkat edin. de böyle soruları şey yapıyor. Kitaplarda var mı bu soru? Yok. Acile koyduk. Sadece geçen sene acile koyduk mesela. Başka hiçbir yayında böyle bir soru göremezsiniz arkadaşlar. Çivil tahtı sorusu. Başka hiçbir yayında böyle bir soru göremezsiniz. E, ee, de böyle ilginç fikirler çıkartıyor ya. Belki o ilginç fikirlerden biri ikisi de buradaki şeyler olabilir. Ama benim amacım nedir? Şuradaki mantıktaki değişik yapıdaki soru, sorularla sizin yorum gücünüzü arttırabilmek çok değişik bir soru gelse de o yorum gücünüzü soruya sizin yansıtabilmenizi sağlamak istiyorum arkadaşlar. İnşallah işe yarıyordur. Evet gençler güzel bir soru cevapta işlem hatası yapmadıysam eğer işlem hatası yaptığım zaman beni biliyorum çok şey yapıyorsunuz anlı, anlıyorum ee, beni de hoş görüyorsunuz orada yorumlarınız da çok güzel teşekkürler. Başka kanallarda olsa gömüyorsunuz hocayı ya yapmamak lazım Kaçsa sakın kimseye yapmayın da Kenan komutan yine yanlış yaptı diye böyle güzel yorumlar geliyor neyse ee, gençler böylelikle şu videoda son verelim ee, bir sonraki videoda da daire parçasının alanından bahsedelim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.